Yeni bir videoyla herkese yeniden merhaba. Söz verdiğim gibi seri videolar çekimine devam ediyorum. Şimdi harika bir uygulama tavsiyesiyle geldim. Bunu hem Reels'larda beni Instagram'dan takip ediyorsanız ya da TikTok'tan muhtemelen videolarda kısa bir halde görmüşsünüzdür. Zaten ilk oraya atıyorum, sonra burada paylaşıyorum. Detaylarını anlatmak istediğim uzun olan uygulamaları burada sizlere tanıtmak istiyorum. Bunlardan bu arada işbirliği vesaire değil. Kendim görüp beğendiğim, kullandığım uygulamalar. İşbirliği olursa zaten videoda belirtirim mutlaka. Zaten ben kesinlikle beğenmediğim hiçbir uygulamayı, ama yatmayan hiçbir uygulamayı sizlerle paylaşmıyorum. Ve bu uygulama araştırırken emin olun çok fazla detayına iniyorum. Ücretli mi, ücretsiz mi, işte işinize yarar mı falan diye çok araştırma yapıyorum. Emin olun hoşunuza gidebilecek videolar paylaşmaya çalışıyorum. Uzatmadan hemen geçelim bence. Hem tablete, hem bilgisayara, hem telefonlarınıza, Android, iOS fark etmeksizin hepsine inebilen harika bir dijital not uygulama önerisi paylaşacağım. Zaten başlıktan da görmüşsünüz. Mutlaka çok güzel bir uygulama bu bence. Estetik bir yazı yazmak istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Videoda çok güzel bir ayrıntıdan da bahsedeceğim. O yüzden atlamadan videonun sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Güzel yazı yazmak için de klavye ile güzel bir dipnot vereceğim. Ona da haberiniz olsun. O halde hemen uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak şöyle bilgisayarımı alayım. Bilgisayardan göstereyim. Ben buraya indirmiştim ama sizler için tekrar göstermek istiyorum. App Store'a giriyoruz. Arama kısmına One Note yazıyoruz. Bu şekilde Microsoft'un güncelleme gelmiş bu arada. Ben de güncelleyeyim. Bu uygulamayla ilgili yazılar da yakın bir zamanda paylaşacağım. Nasıl estetik görünüme sahip güzel notlar tutabilirsiniz. Dijital not tutma fikirleri sizlerle paylaşacağım. Eğer merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın mutlaka. Beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız şöyle Instagram ve TikTok hesaplarımı şuraya bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Evet, güncellememiz tamamlandı. Sonunda şimdi açıyorum. Bakın bu şekilde harika bir not tutabiliyorsunuz. Sizlerle birlikte incelemeye başlayalım. Burada şu kitaplığa bastığınızda tuttuğunuz notlar burada görünüyor tek tek. Bu benim coğrafyada yazdığım coğrafya konuları mevcut dediğiniz kadar oluşturabiliyorsunuz. Yeni not sayfası açtık şekilde. Burada dümdüz bir beyaz sayfa çıkıyor. Şimdi biz önce sayfamızı değiştirelim. Şuraya tıklayalım. Bu kapansın. Önce şu beyaz sayfamızı değiştirelim. Kareli mi, noktalı mı, düz mü, çizgili mi, nasıl istiyorsak ona bakalım. Onun için görünüme giriyoruz şu üstteki. Burada kağıt rengini önce seçiyoruz. Pastel tonlar mevcut. Mavi mesela şu şekilde. Böyle yeşiller, beyaz, kırık beyaz, pembe, lila, sarı. İstediğiniz bir rengi seçiyorum. Bu rengi seçtim. Kağıt stiline geldik. Kağıt stiline de tıklıyoruz. Burada kareli, büyük kareli, çizgili, ince çizgili. Burada kağıt renginde cetvel çizgi rengine girin. Burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Mesela biraz daha seçeyim bakalım kamerada hangisi belli olacak. Bu bronz biraz daha belli oldu kamerada. Bunu biraz daha inceltebiliyorsunuz. Satır aralarını azıcık daha ince yapabiliyorsunuz. Ve bu en incesi. Aynı şekilde karenin en büyük karesi. Bu bir küçüğü. Biraz daha küçük. Bu en sık olanı. Ben en çok bunlardan şu büyük kareliyi tercih ediyorum yazı yazarken. Burada sayfa başlığını gizle kısmı var. Şurası. Açıp kapatabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz... İstediğiniz gibi başlık yazabiliyorsunuz. Şuradan kitaplığınızı açtığınızda bunu burada görebiliyorsunuz. Tarih, saat, her şeyi atıyor o kendisi. Ve bu kitaplık kısmında notunuzu kolay bir şekilde bulmanıza yarıyor. Mesela ne diyelim? İslamiyet öncesi. Bu şekilde. Şimdi bunun isterseniz yazı fontlarına geçelim biraz da. Burada birçok yazı fontu mevcut. Bilgisayarın size vermiş olduğu yazılar mevcut. Benim gibi estetik yazmayı seviyorsanız şu şekilde... Farklı farklı fontlar mevcut. Bunun için nasıl font seçebiliriz onu göstermek istiyorum. Şimdi Google'ı açıyorsunuz. Buradan fontspace.com'a giriyorsunuz. Fontspace.com. Burada birçok font mevcut. Buradan istediğinizi indirip o uygulamaya yükleyebiliyorsunuz. Bunlar en popüler, en çok indirilen modeller. Şunu hemen bir tane deniyoruz. Bak mesela şu çok hoşuma gitti. Bunlar tamamen ücretsiz bu arada. İndiriyorsunuz. Şu alttan hemen çıktı. Bak, şuraya geliyor. Buna tıklıyorsunuz dosyalarınızda. Sizlerinkinde nasıl oluyor bilmiyorum ama iOS'lar bu şekilde. Font yükle diyorsunuz. Font buraya geldi. Ben buradan geliyorum. Bu yazı fontlarımın içinde onu buluyorum. Uygulamayı komple sonlandırıp açtım. Şimdi tekrar bakıyorum çünkü çıkmadı. En altlardakilere bakıyorum çünkü üstler genelde bilgisayarın size vermiş olduğu fontlar. Buradan bulmaya çalışacağım şimdi. Heh, buldum. Evet, uygulamayı kapatıp açmanız gerekiyormuş. Bakın buraya geldi. Unutuyorum uzun zamandır yapmadığım için. Şimdi buradan yazı boyutunu seçiyorum.
çalışıyorum. Başlıkları ben büyük harfle yazmayı tercih ediyorum. 26-24 arası. Mesela İslamiyet öncesi tarihi siz yazarken bu kendi belirlediği şeyi yapıyor. Ama şu şekilde seçiyorsunuz. Yazı fontuna giriyorsunuz. Buradan ben bu yazıya göre çok küçükmüş bu başlığın boyutu. Ben bunu daha da büyütebilirim. 48 bence buna çok iyi. Bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bu yazı tipi bayağı güzel fontu. Biraz daha kalınlaştırabiliyoruz. Buradan K'ya bastığımızda kalınlaşıyor. T'ye bastığımızda eğik oluyor. Altını çizgi isterseniz bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ama ben başlığı kalınlaştırmak istedim. Tam benim istediğim yazı fontu şans eseri buldum. Kalın gayet güzel oldu. İsterseniz bunu bu arada şu şekilde nereye işlem yapmak istiyorsanız orayı komple seçin. Burada bakın şu kalem işaretine tıkladığınızda burada çeşitli highlighterlar, pastel tonlar, neon renkler mevcut. Turuncu, somon tarzı renk tercih ediyorum. Bakın hoş görünüyor bu şekilde. Burada istediğiniz kadar yazı yazın. Yazılarınızı yazdıktan sonra bu yine yazı tipine geçiyorsunuz. Şöyle hepsini seçtikten sonra yazı tipine geçiyorsunuz. İstediğiniz yazı fontuyla yazabiliyorsunuz. Ben bunun yazısını tekrar büyütmek istiyorum. Bunu sevmediyseniz ben mesela birçok yazı fontu indirmiştim. Genelde ben şu Belly Note'u kullanıyorum. Şunu kullanıyorum. Bu biraz daha ilk gösteriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela böyle yazdıktan sonra ben sadece şurayı işaretlemek istiyorsam buradan geliyorum. Şunu seçiyorum. Şu an arkası renkli oldu. Tekrar bunu seçmek istiyorum. Bunun pembe yapıyor. Daha iyi gösterebilmek için. Burada mesela 3 nokta maddeler halinde bir şeyler yazmak istiyorsanız şuradaki sembolleri kullanabilirsiniz. Tek tek. Bunu alıyorsunuz mesela şöyle. Enter'a bastıkça bu gerçi şu altta çok oldu. Ben buradan şunu tercih ediyorum mesela. Şunu seçtim. Bak şurada çıktı. Bunu yazdım. Enter'a basıyorum. Tekrar yazıyorum. Hiç bir daha uğraşmaya gerek yok. Enter'a basıyorum. Tekrar madde madde yazmış oldum. Sürekli biri basmıyorum. Yani basmakla uğraşmıyorum. Şimdi diğerlerini de göstermek istiyorum sizlere. Şurada da sayılar için olanı var. Mesela harflendirme, sayılar hepsi mevcut. Bunda da aynı şekilde Enter'a bastıkça böyle maddeler halinde yazabiliyorsunuz. Burada satır başı yapabiliyorsunuz. Satır ortası yapabiliyorsunuz. Bunları tercih edebilirsiniz. Bunlar yeni gelmiş. Bu güncelleme yaptık ya şu yoktu. Ne? Şurayı seçtik temizliyor mu? Siz şu arkasındaki maddeleri temizlemek için de şunu kullanabiliyorsunuz. Bu yeni özellik, bu yeni gelmiş. Burada yapılacaklar kısmı oluşturabiliyorsunuz. Yaptıkça tik atabiliyorsunuz. Önemli kısmı oluşturabiliyorsunuz. Bunlar için de şu şekilde birçok seçenek mevcut. Ben bunların hepsini kendime göre ayarladım. Mesela yıldızı önemli dedim. Bunu da boyutunu büyüteyim ki görebilirsiniz. Sıra nasıl yenisini oluşturabilirsiniz? Şu artı yeni etiket oluştura tıklıyorsunuz. Buradan simge seçebilirsiniz. Mesela tüm simgelere tıklayın. Burada birçok seçenek sizler için mevcut. Kendiniz ekleyebilirsiniz. Biliyor musunuz? Onu pek bilmiyorum açıkçası. Denemedim. Mutlaka bil. Mutlaka bil yazdık. Oluştur dedi. Oluşturdu. Şimdi bakıyoruz. Geldi buraya. Mutlaka bil. Bu şekilde görünce. Yani bu bizim için mutlaka bil sembolü. Onu kullanabiliriz. Önemli notlarda falan. Gayet kullanışlı oluyor. Bu şekilde hatırlatmak istediğiniz şeylere otomatik olarak basabilirsiniz. Bunun renklerini ayarlayabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bence onlar da ayarlanabiliyor. Ve bu şekilde burası da. Ortala, sağ hizala, sola hizala. Burada yazınızın rengini de değiştirebiliyorsunuz. Bu arada tüm renklerden kendinize renk de oluşturabiliyorsunuz. Şurası için şurada otomatik kayıtta kalıyor. Renk bunu ayarlayarak yazınızın rengini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde yazalım. Şuraya yazarsak daha iyi görünür. Bunun üstüne tıkladım. Komple seçtim. Burayı renklendirmek istiyorsam eğer buradan kendime göre bir renk belirleyip bu şekilde highlighterlayabiliyoruz. Şimdi buradan tabii ki dosyalar, tablolar ekleyebiliyorsunuz. Bakın istediğiniz kadar kareler eklenebiliyor. Mesela şu şekilde ekleyelim. İşte çalışıyorsanız bu şekilde bir altı satır ekliyorsunuz. Sütun ekleyebiliyorsunuz. Sola daha fazla ekleyebiliyorum şuradan. Karelerin sayılarını istediğim kadar satır sütun silebiliyorum. Bu şekilde buradan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hücre seçebiliyorum. Burayı istediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz tablolarınızda. Mesela buraya planlayıcınızı yazabiliyorsunuz. To do list. Ya da ne bileyim buradan dosya ekleyebiliyorsunuz. Ben mesela şöyle bir tane ekleyeyim. İsterseniz bağlantı, isterseniz dosya eki olarak ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Bunun kısa bir yolu daha var. Mesela şurada resime tıkladığınızda şöyle ekleyebiliyorsunuz direkt olarak. Bunu da şuradan tutuyorsunuz. İstediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Şöyle üstüne tıklıyorum resmin. Mesela bunu haritalar, coğrafi konum için harita ekleyebilirsiniz çalışmalarınıza. Ekran görüntüleri
ekleyebiliyorsunuz. Ben kapattım bu özelliği çok kullanmadığım için. Bağlantılar ekleyebiliyorsunuz. Bir tablo grafik oluşturmak için. Oluşturduğunuz çizgilerin kalınlıkları, büyüklükleri, çok kalın olmasını istiyorsanız mesela. Da şuradan gösterelim. Şöyle bir tablo grafik oluşturabilirsiniz. Ses kaydı ekleme özelliği var. Mesela benim o aldığım paralı uygulamada böyle bir özellik mevcut değil. Henüz gelmemiş ama bunda ses kaydı özelliği mevcut. Şu an benim sesimi kaydediyor. Bu arada buradan durdur diyorum. Burada tıkladığında o aldığım paralı uygulamada böyle bir özellik mevcut değil. Henüz gelmemiş ama bunda ses kaydı özelliği mevcut. Şu an benim sesimi kaydediyor. Bu arada ses kısmı da bu şekildeydi. Toplantı ayrıntılarını buradan görebiliyorsunuz. Evet, burayı da geçtik. Çiz bölgesi. Bu çizim kısmı genelde tablet, telefon kısmı için ilgilendiriyor. Şu şekilde sizler de tabii ki bilgisayardan mesela bu tablo grafiği oluşturduk. Şöyle çizimler yapabiliyorsunuz. Şöyle, şöyle. Tablet için çok ideal olabilir. Arka planı isterseniz koyu yapabiliyorsunuz gece çalışırken. Uzaklaştır, yakınlaştır. Her şey yapılabiliyor. Uygulamamız genel olarak bu şekildeydi. Eğer dediğim gibi isterseniz nasıl estetik notlar tutabiliriz bu uygulamada, hem tablette hem telefonda, benim bilgisayarım yok, hem bilgisayar için isterseniz böyle üçünde yapabileceğiniz, güzel not tutabileceğiniz bir videoda çekmek istiyorum ben. Eğer sizler de istiyorsanız lütfen yorumda belirtin bunu. Evet, videom bu kadardı. Daha fazla uygulama önerileri ve tanıtımları için, böyle detaylı anlatımları için takipte kalabilirsiniz. Herkese hitap etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince umarım işinize yarar bu tür dosyalar, uygulamalar, önerdiğim şeyler. Benim için en çok hoşuma giden şey, çok işime yaradı abla, teşekkür ederim. Çok işime yaradı, çok büşür, çok sağ ol. Yazıları beni çok mutlu ediyor. Umarım bu tür güzel dosyalar bulmanıza yardımcı olabilirim. Sosyal medya hesaplarımı tekrardan bırakıyorum. Takip etmediyseniz beni de Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. YouTube kanalıma da abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.